Kolonya. Oh be! Vallahi gönlüm ruhum rahatladı. Bak Karagöz'üm. Ben dükkanın ayetini hazırladım. Senin işin sadece satmak. Ya bacam cam, hoş satarız da sen söyle bakayım kolonyaları kaça satacaksın? Hah, küçük 50, bir orta 100, bir 200. Ney? Küçük 50, orta 100, bir 200. Bu ne ya? Sanki şişede yeni ayran alıyoruz. Sen söyle bakayım bana küçük sana kaça geliyor? Yoksa hiç yani. Dert mi dinliyorsunuz? Dert dinliyorum, dedikodu yapıyorum, dolgu yapıyorum. Harika. Üstüne bir trik çekiyorum, egoyu tatmin gerçekten ediyorum. Sigara bir ay alkol ikramları kabul. Harika. Dert 1 lira, diğerleri pahalı. Çünkü ben günaha giriyorum. Dedikodu yaparım. Doğru, o biraz daha yüksek olması aynen lazım değil mi? 20 lira, çok değil. Bak, falcıya gittiğin zaman zaten orada 50 lira. Öyle düşün. Bir de yalan söylüyorlar. Ben yalan söylemiyorum. Ya? Yok, gerçekten çünkü daha iyi. Direkt yüzünüze yüzünüze söylerim. Ben de yalan yok. Harika. O sizi sorur. Bol beni kazançlar sorur o zaman. Bol dedikodular. Eyvallah. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bir story çektin ha. Oho, tam bir bomba. Biz bence bundan sonra hiç uçağa binmeyelim. Direkt uçarak. Ben beyazını çok beğendim ya. Beyaz çikolata da harika. Şu, göstereyim mi? Bakın. Harika, tabii ben kendimkini yedim. Bu eşiminki. Bu eşiminki. Ay yiyeyim onu. Şu an o da var. Hayır, nasıl kıydın sen bana? Gittikçe bulaşıyor. Şey, elimin haline bak. Gittikçe bulaşıyor kızım. Ama beyaz çikolatayı şey çikolata olarak görmedi herhalde Emir'de. Yiyeceğim mi? Yemedi mi? İstemedi değil mi beyaz? Beyazını istemedi. Odalarımızı da aldım. Şimdi nereye gidiyoruz? Deniz kenarına gidelim biraz. Çekirdek çitleyelim. Çekirdeğimizi de aldık. Çiğdem yiyelim. Şurada. Çiğdem mi? Çiğdem çitleyelim. Çiğdemimizi aldık. Çitleyeceğizmiş biz. Çitleyecekmişiz deniz kenarında. Sodalarımızı da aldık. Kitaplar. Güzel bir İzmir bombasının üzerine. Evet ya. İyi gider soda. İnsanlar çimlere oturmuş. Evet. Çimlerde çok güzel. Harika. Sohbet, keyif, çekirdek. Evet, insanlar akşam olunca büyük ihtimalle iş çıkışı. Hayatım değil mi? Büyük ihtimalle iş çıkışı, okul çıkışı. Kafa dinlenir buralarda. Zaten İzmir için söyledikleri şey, İzmir'in insanının daha az stresli olduğumuş. Daha az. Bunun, abi, yani stresi daha az. Çünkü denizi var. İnsanlar gerçekten hiçbir şey yapmadan sadece çerezlerini, içeceklerini alıp gelip buraya görüyorsunuz gruplar grupça ve oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Hani bu şekilde de çok fazla masraf yapmadan da insanlar rahat ediyor. Aslında burası tramvay yoluymuş ama ben daha hiç buradan tramvay geçtiğini göremedim daha. Hani? Aa, tramvay, ay tramvayı da çekelim o zaman. Şuraya oturalım mı? Ev akşamları denk geliyor. Evet. Islak mıydı göre ama? Şu olmaz artık. Önce maskeden duymamış olabilirsiniz. Burası neresi hayatım? Burası var. Burası Alsancak şeyi, sahil kenarı. Alsancak'ta direkt çarşının ara sokağından deniz kenarına, sahil kenarına geldik. Burada akşamları gündüz çok fazla insan olmuyordu. Biz ilk kez gündüz geçtik buradan. Çok az insan vardı. Yani genelde köpeğini, kedisini bile gezdiren oluyordu. En son Burcu Doktor kimi biliyor musun? Geçiyor tramvay. Hani görmemişiz. Gördün mü? Şimdi gördüm. Artık inanıyorum. Bak minicik bir tramvay. Çok güzel. Liman gidiyor. Yazıyor. Limana geçiyor. Evet. Var. Hayatım sen anlat. Havası nasıl? Çok güzel bir rüzgar var. Çok harika bir esinti. Evet. Güzel yani. Nemli. Ama nem oranı şey, çok da değil. Çok çarpmıyor. Rahatsız etmiyor. Aha. Böyle güzel bir Meltem gibi. Güzel yani. Teşekkür ederiz. Tadık bir Meltem gibi yani. Çok güzel.
Yani İzmir'in insanın stresi daha az tabii. Büyük şehirlere göre değil mi? Yani büyük şehirlere göre zaten Akdeniz insanları genelde daha yaşama sevinçleri olan insanlar. Yani İtalyanlar gibi, batıda yaşayan Türkler de, Egeliler de böyle. Yunanlar gibi, İtalyanlar gibi daha stresli ve eğlenmeyi seven insanlar. Gördüğümüz, tanıdığımız kadarıyla da öyle. Daha gerçekten pozitif insanlar. Biz buraya gelmeden önce duymuştuk hatta öyle insanın tabii, daha tabii az olduğunu. Nedenini de söylemişlerdi. Deniz kenarına gidip böyle akşamları arkadaşlar oturup keyif yapıyorlar. Keyif yapıyorlar. Gerçekten ediyorlar. De biz de birkaç gündür buradayız. Evet, buna da inanıyoruz. Biz de çok daha iyiyiz. Bizi de etkiledi. Evet. Limana doğru geliyor. Tramvay limana doğru yanaşıyor. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Malatya'ya dönünce bana bunu gitarda çalar mısın? Tabii çalarım. Birlikte söyleyebilirim. Çok güzel denk geldi. Olur canım, birlikte söyleyebilirim. Hayatım, sen yoruldun mu gözlerin? Biraz gözler gidiyor değil mi? Biraz da telefonun ışığıyla herhalde. Burası neresi? Burası Kıbrıs Şehitleri Anıtı. Kıbrıs Meydanı. Kıbrıs Meydanı. Alsancak'tayız. Alsancak Kıbrıs Meydanı. Şehitler Meydanı. Ha, geçenlerde buraya geldiğimizde burada böyle falcı kadınlar oturuyor şu kenarlara. Böyle köşe köşe oturmuşlar, hepsi fal bakıyor değil mi? Evet. Ha, seni görüntülü konuştuğumda görmüştüm o zaman, sen söylemiştin. Ben daha çok buralarda gezdim aslında. Buraları sevdim. Enerjisi güzel geldi. Oysa senin otelin de buraya bayağı uzaktı. Evet, uzaktı ama araçlar çabuk gelirdi. Yani ulaşım rahat değil. Hemen karşına geçelim. Şey, kafamız güzel oluyor. Mutlu oluyoruz. Evet. Çılgın ya. Çekiyorsun değil mi kızım? Ece Simay, biraz daha ister misin? Ece Simay ister misin? Yeter mi? Çaya asla hayır demez. Saçlar neyle kızım? Tamam, ben bitiriyorum çayımı. Gördün mü? Hı hı. Buradan güneşin doğuşunu bile izledik. Görmedik, bilmiyoruz diyemeyiz artık. Kızım sabah erken uyandı bizimle birlikte otelden çıkarken. Bebek arabasını yatırdım. Yolda gelirken uyusun diye ama böyle. Burası Cakes and Bakes diye bir yer. İzmir'de. Direkt buradan dışarısı görülüyor. Şu masa çok hoşuma gitti. Şu neredeki masada? Ev almak istiyorum. Ev almak istiyorum, evet. Yemek yerken karşıdakiyle aramızda cam olsun. İkisi var. Maskeyi biraz önce fazla yukarıya takmışım. Kabadayı gibi yürüyüş yapıyordu. Çocuk kimleri, çocuk kimle verecekler? Değerli konuklarım,
O ne kızım, ne buldun yine sen? Yine ne buldun?